Herkese merhaba sevgili canlar, değerli dostlar, erenler. Ben Cem Kervan. Bu hafta Nakdimon adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum. Bunu eskiden yazmıştım. Eskiden ismi Nikodim idi ama telaffuzum biraz çok iyi değil. Onun için herkes Nikotin diye söylediğimi düşünüyordu. Nakdimon diye değiştirdim. Zaten adamın ismi Nakdimon, yani İbranice'de Nakdimon ismi. Her neyse, Nakdimon kim? Neden önemli? İncil-i Şerif'in Yuhanna suresinden okuyorum. Nakdimon adlı bir adam vardı. Ferisi cemaatinden. Yobaz, manaz, katı bir cemaat. Ferisi cemaatinden ve Yahudilerin ileri gelenlerindendi. Bir akşam hava karardıktan sonra İsa ile görüşmeye geldi. Pirim, hepimiz biliyoruz ki Hak seni bize öğretmeye gönderdi. Gösterdiğin kerametler Hakk'ın seninle olduğunu ispatlıyor. İsa Nakdimon'a şöyle cevap verdi. Emin ol, bir can yeniden doğmadıkça Hak'tan gelen şahlığı göremez. Şimdi bu yeniden doğmadıkça ifadesi aynı zamanda yukarıdan doğmadıkça diye tercüme edilebiliyor. Hem yeniden doğmadıkça hem yukarıdan doğmadıkça diye tercüme edilebiliyor ki her ikisi zaten doğru. Yani yeniden doğmak gerekiyor ve yukarıdan, Hak'tan doğmak gerek. Nakdimon İsa'ya ne demek oluyor? Koca insan nasıl yeniden doğabilir? Tekrar anasının içine girip bir daha doğabilir mi sanki diye sordu. İsa ona şöyle dedi. Emin ol, hem sudan hem ruhtan doğmadıkça hiçbir can Hak'tan gelen şahlığa giremez. Tenden doğan insan ancak tendir. Maddi hayata sahiptir. Kutsal ruhtan yeniden doğan can ise manevi hayata da sahiptir. Bu yüzden yeniden doğmalısınız dediğime hiç şaşırma. Meltem istediği her yerde eser. Sesini duyabilsen de nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilemezsin. Tıpkı onun gibi bir can nasıl ruhtan doğar? Onu anlayamazsın. Evet, ve bu sözlerinden esin alarak bu deyişi yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Nakdimon adı Yahudi önderi, Hak'tansın dedi İsa'ya gelerek. İsa ona kısa bir cevap verdi, yukarıdan yeniden doğman gerek, aman yukarıdan yeniden doğman gerek, aman. Yeniden doğmayan Hak'ı göremez. Hakimiyetine asla giremez. Hem sudan hem ruhtan gerek doğmamız. Yukarıdan yeniden doğman gerek, aman. Yukarıdan yeniden doğman gerek, aman.
nasıl olacak? İnsan anne rahmine mi girecek? İkinci kere mi girip çıkacak? Yukarıdan yeniden doğman gerek aman. Yukarıdan yeniden doğman gerek aman. Bedenden doğan beden dedi İsa, yepyeni ruhtur ruhtan doğan ise. Şaşma tekrar doğman gerek dedimse, yukarıdan yeniden doğman gerek aman. Yukarıdan yeniden doğman gerek aman. Rüzgar eser, sesini işitirsin. Nereden geldiğini bilemesin. Ruhtan doğan böyledir, şaşmayasın. Yukarıdan yeniden doğman gerek aman. 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 Evet, hepimizin yeniden doğmamız gerekiyor. Yukarıdan, haktan doğmamız gerekiyor. Haktan gelen şahlığa girebilmek için. İnşallah beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyiverin. Abone olun, yorum yazın, diğer canlarla da paylaşın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.